Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Doktor Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu tarafından yapılan açıklamalarda ülkemizde artış gösteren yerlerde hafta içi yasağında da yasaklarında değişiklere gidilmesinin planlandığı ifade edildi. Özellikle hafta içi saat 21.00'da başlayan yasağın biraz daha erken alınabileceği, kafe ve restoranlarında açılış ve kapanış saatlerinde değişikliklere gidilebileceği ifade edilmiş durumda. Hafta içi toplu taşıma araçlarına da belirli saatlerde kısıtlamaların gelebileceği de ifade ediliyor bilim kurulu tarafından yapılan açıklamalara göre. Özellikle hafta içi belirli saatlerde belirli yaş gruplarında toplu taşıma araçlarının yasak olacağı, saat 9'da 21.00'da başlayan hafta içi yasağının biraz daha erkene çekilmesi planlanan saatin ise 7 olaraktan ifade edildiği dile getirilmekte. 21.00'da başlayacak olan yasağın 7'de 19.00'da başlatılmasının planlandığı akabinde ise hafta içinde uygulanan yasaklardan bir tanesi daha olan kafe ve restoranlardaki saatlerdeki değişikliğin ise belirlenecek illere göre illerin vaka artış ve aşılama durumlarına göre değişikliklik kazanabileceği ifade edilmiş durumda. Yani İstanbul'da kafe ve restoranların kapatılması saat 6 olabilecek. Başka bir ilde 7 olabilir, başka bir ilde de 8 olabilir. Bunun kararını il ilçe hıfzı kurullarının tespit ettiği verilere göre değerlendirilip alınacağı da dile getirilmiş durumda hafta içi yasağı Toplu taşıma yasağı ve de kafe ve restoranlarında açılış ve kapanış saatlerinde değişikliklerle alakalı bilim kurulu tarafından yapılan açıklamalara göre özellikle bu yasakların il bazında olacağı bütün illere de uygulanmayacağı ifade edilmiş durumda. Kırmızı yani çok yüksek riskli illerin bazılarına bu yasakların getirilmesinin planlandığı ifade ediliyor bilim kurulu tarafından yapılan açıklamalarda. Sizce de Bilim kurulu tarafından önerilen bu hafta içi yasak saatlerindeki değişiklikler, kafe ve restoranlardaki açılış ve kapanış saatlerindeki değişikliklerle ya da toplu taşımalara gelen belirli yaş grubuna gelen yasaklarla ülkemizde hala da hızlı bir şekilde yayılan mutasyonun önüne geçebilir miyiz? Ya da tam kapanmalara ihtiyaç var mı? Yorumlar sizin videolarda görüşmek dileğiyle sosyal mesafe, temizlik ve maske kurallarına uymaya özen gösterelim. Şimdilik hoşçakalın.